Herkese merhabalar arkadaşlar. Başka bir litko sorusuyla tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorun ismi Pascal Triangle 2. Hatırlarsanız daha önce de Pascal Triangle'la bir e, soru çözmüştük. Bütün Pascal e, üçgeni satırlarını size geri döndüren bir soru çözmüştük. Bu da arkadaşlar aynı mantıktaki ikinci soru aslında. Burada da sizden belirli bir indeksteki e, Pascal serisini geri döndürmeniz isteniyor. Burada bize bahsetmiş ki row indeksleri sıfırdan başlıyor Pascal üçgen içerisinde. Örneğin 0. E, indeksteki e, satırda 1 geriye döndürmeniz gerekiyor. 1. indeks için 1 1, 2. indeks için 1 2 1, 3. indeks için 1 3 3 1 ve 4. indeks için de 1 4 6 4 1 şeklinde bir e, liste geriye döndürmeniz. Listeniyoruz da. Burada da arkadaşlar bahsettiği gibi aslında Pascal paskal günü en temelinde nedir bilgisi olmayan arkadaşlar için. Yeni bir satırındaki değer her zaman 1 bir ve 1 ile başlar ve 1 ile biter. Ve aradaki tüm değerler bir önceki satırın aynı indeksindeki ve bir önceki indeksindeki elemanın toplamı şeklinde bulunur. Burada örneklere bakalım hemen. Birinci örnekte 3 row indeksi verilmiş. 3 numaralı rowumuz hangisiydi? 0, 1, 2, 3 yani 1, 3, 3, 1 şeklinde bir liste döndürmemiz isteniyor bizden. 0. indeks için sadece bir döndürmemiz istenmiş ve birinci indeks için de bir bir şeklinde bir değer liste içeren bir değer döndürmemiz isteniyor bizden. Peki şöyle hemen bir whiteboard'a geçelim ve soruyu açıklamaya başlayalım. Öncelikle burada biz ilk temel değerimiz yani 0. indeksimizi yazıp aslında nasıl bir önceki soruda, bir önceki Pascal üçgeni sorusunda herhangi bir değeri kendisinden önce gelen satırdaki değeri hesaplayarak topladıysak, burada da aynı mantık yapıyoruz. Bir önceki, bir o andaki değerimizi hesaplarken kendisinin değeri ve bir önceki değerini hesaplayarak dynamic programming kullanarak, yani memoization yöntemiyle ile bir önceki değerini bilerek aslında burada hesaplama yapıyor olacağız. Şöyle hemen bir görselleştirmeye çalışayım buradan. Dediğim gibi e, her bir satır Pascal üçgeninin her bir satırı 1 ile başlayıp 1 ile biter. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen biz ikinci kısmımızı zaten biliyoruz. E, bizim 1 1 olacak. Şimdi e, 0 1 ikinci e, indeksteki satırı hesaplarken ne yapıyoruz? Biz bir yine olduğu gibi kalıyor bunun içerisinde. Ondan sonraki elemanın de indeksindeki değerini bir önceki elemanın indeksi ile kendisinden bir önceki elemanın indeksini toplam olarak yazıyoruz. Yani burada benim birinci satır, birinci indeksteki değerim, bir önceki birinci değerim ve ondan önceki değerin toplamı. Yani 1 artı 1, 2. Evet burada değerim bitti. Ve son olarak arkadaşlar yine her zaman o satıra bir değerini ekliyorum. Peki e, 0 1 2 3 3. indeksteki satırı hesaplamaya gelelim 1. indeksteki değer ne 2 artı 1 3 2. indeksteki değer ne bir önceki 2. indeks ve ondan önceki Değerin toplamı yani 1 artı 2 3 Ve en sonunda yine aslında 1 değerini Ekliyorum 4. satırı hesaplayalım arkadaşlar 1. indeksteki değer ne e, 3 artı 1 4 2. indeksteki değerine bir önceki ikinci indeksteki değer ve kendisinden önceki değerin toplamı yani 3 artı 3 6 e, 0 1 2 3. indeksteki değerine bir önceki 3. indeksteki değer ve Ondan önceki değerin toplamı 1 artı 3 4 Ve her zaman yine sonuna Bir değerini Ekliyoruz Aslında arkadaşlar bizim kodun içerisinde de yapacağımız e, Hesaplamada aynen bu şekilde olacak Bir önceki değeri aklımızda tutup o değerin aynı indeksteki değerler tabii aynı indeksteki değer ve bir önceki indeksteki değeri aklımızda tutup Yeni değeri O liste içerisindeki yeni değeri Bu iki değerin toplamı şeklinde hesaplayarak aslında Bütün bu row indeksler içerisinde devam ediyor olacağız Şöyle bir tekrar bir Google Chrome'a geçip kodlamaya başlayalım o zaman Bunun için arkadaşlar ben bir I int oluşturuyorum önce result şeklinde diye new list int şeklinde bir liste oluşturuyorum. Bu liste bana e, o row indeksteki e, Pascal üçgeni satırlarını getiriyor olacak. Öncelikle burada result add deyip bir değerini ekleyerek aslında bütün satırların bir ile başlayacağı değerini e, burada e, gösteriyorum ve aynı zamanda bu e, bizim ilk sıfırıncı indeksteki değerimiz de olacak. Daha sonra arkadaşlar for var i eşittir birden başlayıp i küçük eşittir row index olana kadar i++ plus plus şeklinde bir döngüyle aslında ben her bir satır içerisinde a, bu değerlerin toplamını bulmaya çalışacağım. Peki daha sonra arkadaşlar bunun içerisinde de dediğim gibi her bir satırı satırda e, iterasyon yaparken ayrıca o satırdaki elemanların her biri içerisinde de iterasyon yapmam gerekecek. Çünkü yeni bir elemanı hesaplarken ben bir önceki o elemanın kendi değeri ve bir önceki değerinin toplamı şeklinde yeni bir elemana atama yapmam gerekecek. Bunun için de ayrıca arkadaşlar yeni bir for loop'u tanımlamamız gerekiyor. For var c eşittir i eksi birden Burada i eksi birden başlayacağım çünkü benim o andaki indeksimin her zaman son elemanı O satırımın son elemanı her zaman 1 olacak Daha sonra c büyük iştir 1 olduğu sürece Çünkü sıfırdan şey yapamam 0. elemanım her zaman 1 çünkü. çünkü Burada result değerinde eklediğimiz gibi Gördüğünüz gibi buradaki 0. indeksteki elemanların hepsi 1 C eksi eksi diyerek aslında ben burada e, sondan başlayıp başa doğru o satırda yeni bir satırı hesaplamak için hesaplamalar yapacağım. Daha sonra, daha sonra result C diyerek aslında e, result C ile result C eksi 1'in toplamıdır şeklinde diyerek ben burada her bir satırı hesaplarken kendisinin değeri ve bir önceki değerin toplamı benim o satırdaki o indeksteki elemanımın yeri değeridir şeklinde bir atama yapıyorum. Daha sonra da arkadaşlar her bir satır hesapladıktan sonra da burada yine result at deyip ilk loop'un dışına çıktığında her bir son elemanımızı yine bir olarak atama yapıyorum. Ve arkadaşlar bütün bu for loop'u ile bütün row'ları da teker teker içerisindeki her bir elemanı da hesapladıktan sonra burada geriye return result diyerek e, bu, kod, e, bu, listemi e, geriye döndürmüş oluyorum. Peki bir run edelim kodumuzu burada. Evet kodumuz başarılı şekilde run oldu. Artık kodumu submit edebilirim ben de. Evet runtime 217, 212 milisaniye ve tüm C-Sharp submissionlarından %17'sinden daha hızlı bir şekilde çalışmış oldu. Dediğim gibi arkadaşlar burada aslında hesaplama yaparken biz daha önceki e, Pascal Triangle sorusunda e, bütün satırları hesaplayıp e, geriye döndürmüştük. Burada sadece o indeksteki satırı geriye döndürmemiz istiyor fakat mantık aynı. Yine biz o değeri, o her bir satırın her bir değerini hesaplarken ilk ve son değerleri hariç çünkü ilk ve son değerleri her zaman bir olur Pascal üçgeninde. Arasındaki tüm değerleri kendisinin değeri artı bir önceki elemanın değeri şeklinde hesaplayarak aslında o satırdaki, o row indeksindeki satırı da geri döndürmüş oluyoruz. Peki arkadaşlar benim bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki litkos sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.